Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin çok iddialı bir kamerayla ortaya çıkan telefonu Xiaomi Mi Note 10'a bakıyoruz. Bu arada videoya katkılarından dolayı da İzmir İletişim'e teşekkürlerimizi buradan gönderelim. İddiası şu arkadaşlar, bu kamerada 108 megapiksellik bir sensör var. 50 değil, 40 falan filan değil. 108 megapiksellik kameraya zaten birazdan değineceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle arkasında daha bunun başka kameralar da var. Gördüğünüz gibi 5 tane delik görüyoruz arka tarafta. Şimdi bunlardan bir tanesi 117 derecelik 20 megapiksel f2.2 diyafram değerini taşıyan ultra geniş açılı bir lensimiz var. Tamam, bu cepte. f2.0 diyafram değerine sahip 12 megapiksellik bir çözünürlük olan bir tane de portre kamerası var. Bunu da cebe attık. 5 megapiksellik bir tane lensimiz var. f2.0 diyafram değerini taşıyor. Bu da telefoto lensimiz. Bitmedi arkadaşlar. 2 megapiksellik bir kameramız var. Bu 2 megapikselciye neyi sığdırmışlar? Makro çekimler yapabiliyoruz. Böyle çiçek, böcek, ağaç, işte bozuk para vesaire her şeyin dibine girip çekimler yapabiliyoruz. Şimdi geldik 108 megapiksel meselesine arkadaşlar. Buradaki 108 megapiksellik sensör Samsung tarafından üretiliyor. Daha önce böyle yüksek çözünürlüğü yine Xiaomi bir telefonda görmüştük. Redmi Note 8 Pro'da var. O 64 megapikseldi. Neredeyse ikiye katlıyor bu telefonla birlikte. f1.69 diyafram değerine sahip arkadaşlar. f1.7 diyebiliriz. Bunun yanında OIS desteğine sahip, zaten geniş açılı bir lens bu. Ultra genişle karıştırmayın. Ultra genişten tabii ki de daha dar bir açıyla çekiyor. Xiaomi'nin iddiası şu. 108 megapikselle çektiğiniz fotoğrafları istediğiniz gibi kırpın, orasını burasını kesin vesaire, bir kayıp yaşamayacaksınız. Tabii ki de gidip %5000 zoom yaparsanız ona kayıp olacak. Ancak şunu söyleyelim arkadaşlar. Megapiksel bazında mesela bir iPhone'un yeni modeli ya da Samsung'un yeni modeli çekiyoruz. Arasında 10 kat megapiksel farkı var. İşte birisi 12, biri 108 megapiksel. Ancak böyle bilgisayara attığınız zaman ya da yaklaştırdığınız zaman farkın öyle 10 kat kadar farklı olmadığını görüyoruz. Tamam, Xiaomi'nin 108 megapikseli iyi iş çıkartıyor. Ancak diğerleri de cropladığımız zaman çok kötü işler çıkartmıyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Bu çektiğimiz 108 megapiksellik fotoğrafları herhangi bir bozulma yaşamadan 3 metre, 4 metrelik kağıtlara baskı yapabiliriz. Yani dilerseniz bununla afiş çıkartabilirsiniz. 30 FPS'den 240 kareye kadar 1080p'de videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. Bunun yanında 720p'de de 960 kareye çıkabiliyor ağır çekim tarafında. 4K videolar da çekebiliyor tabii ki de, orada da 30 FPS'de kaldığını söyleyelim. Ön kameraya baktığımız zaman burada da megapikselden kısmamışlar. Böyle sanki bedava gibi her tarafa megapiksel dağıtmış adamlar. 32 megapiksel f2.0 diyafram değerini taşıyor. Ön tarafta bir 4K çekim yok. 1080p'de 30 kare çekebiliyor. Arkadaşlar merhaba. Şu anda sesimi Xiaomi Mi Note 10 üzerinden duymaktasınız. Yani ön kamerayla bir ses kaydı yaparsanız sesiniz aynen böyle çıkacak. Gelin birazcık da ekrandan, tasarımdan vesaire diğer öğelerden bahsedelim. Samsung ve Huawei'de amiral gemilerinde gördüğümüz gibi burada da kıvrımlı AMOLED bir ekran karşımıza çıkıyor. Böyle yanlardan kıvrılıyor telefon. Telefonumuzun ekran boyutu 6.47 inç. Bunun yanında 87.8'lik bir ekran gövde oranımız var. Çentiğimiz böyle damla çentik gibi yapılmış. 1080x2340'lık bir ekranımız var. Şöyle ekrana baktığınız zaman hakikaten de kaliteli, güzel, premium bir ekran hissiyatını rahatlıkla yakaladığını söyleyebilirim. Bu bahsettiğim ekran Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor arkadaşlar. Bunun yanında tabii ki de ekranın içinde bir parmak izi okuyucumuz var. Şimdi tasarımla devam edelim isterseniz. Alt ve üst çerçeveler gayet güzel, yerinde arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman 5 tane kameranın alt alta dizildiğini görüyoruz. Bu 3 ayrı kamera ayrı bir bölümde duruyor ve o bölümde hatırı sayılır bir çıkıntı var. Sağ tarafa baktığımız zaman ses açma kısma tuşları tek bir yerde toplanmış. Bunun hemen altında da güç düğmemiz yer alıyor. Kamera tarafında söylemeyi unuttum şu çıkıntıdan bahsederken. Bunu sevmeyen arkadaşlar var. Masaya koyduğunuz zaman böyle telefon zıplıyor arkadaşlar. Alt tarafta standart 3.5 mm'lik bir jack girişimiz mevcut. Onun hemen yanında işte hoparlörü, mikrofonu ve Type-C girişleri bulunuyor. Şimdi biraz da donanım ve performanstan bahsedelim isterseniz. İçerisinde Snapdragon'un 730G işlemcisi bulunuyor. Aynı zamanda grafik işleme birimi olarak da Adreno 618 yer alıyor içerisinde. Piyasada çok rağbet gören işte PUBG, Call of Duty gibi oyunları en yüksek ayarlarda oynamak birazcık sıkıntı yaratabilir. Günümüz için böyle, tabi ilerleyen dönemlerde yine işlemci daha da zayıf kalmaya başlayacak. Bizim elimizdeki modelle 8 GB RAM bulunuyor arkadaşlar, ancak global versiyonda 6 GB RAM olan versiyonda bulunacak. 64, 128 ve 256 GB olmak üzere de 3 farklı depolama seçeneği sunduğunu söyleyelim. Dediğim gibi donanım konusunda tabii ki de bir amiral gemisiyle kafa tutacak bir donanım yok, ancak günlük kullanımda sizi de üzeceğini söyleyemem arkadaşlar. Şimdi gelin dilerseniz yavaş yavaş videomuzun sonlarına doğru geçelim. Şimdi videoyu çektiğimiz tarihte fiyatlar daha net değildi arkadaşlar. Böyle her yerde cayır cayır satılan bir telefon değildi. Piyasada 3500 TL'ye de bulabiliyorsunuz bazı internet sitelerinde. Bazı
yerlerde de 5000 TL. Hani şöyle bir çıksın tam olarak fiyatı belli olsun. O zaman daha net bir kanıya varabiliriz. Ancak şimdi 4000 lira civarında olduğunu varsayıyorum. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Günlük ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılayabiliyor mu? Karşılıyor. Sosyal medyada vesaire rahat rahat dolaşabiliyor muyuz? Aynı zamanda 108 megapiksellik gayet güzel bir kameramız var. Tasarım olarak da bence hiç aşağı kalır bir yanı yok. Gayet premium, gayet güzel duran bir cihazmış gibi. Böyle cayır cayır parlayan bir cihaz var elimizde. Yani demem odur ki arkadaşlar, eğer böyle 4000-4500 TL bandına bulabilirseniz bence alınacak bir telefon yapmış. Ama şunu söyleyelim, sizin ilk önceliğiniz kameraysa, ilk önceliğiniz performansa, o zaman tabii ki de başka telefonlara, başka cihazlara yönelmekte fayda var. Ancak kamera bir telefondaki en önceliğinizse sizin, bence rahatlıkla bakabileceğiniz bir telefon olmuş kendisi. Diyerek son sözümü de söylediğime göre artık videomuzun yavaş yavaş sonuna gelebiliriz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Mi Note 10'a yakından baktık arkadaşlar. 108 megapikselin neymiş ne değilmiş hepsini inceledik hep beraber. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen aşağıdaki yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bulunan düğmeye basarak videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.